Manşet'e hoş geldiniz. Gündemde iki kadın var, iki isim. Eylem ve Burcu İlki Eylem Tok, ikincisi Burcu Köksal, CHP'li Burcu Köksal. Bugün bu iki konuya yoğunlaşacağız. Başka bir şey e, demeyeceğim. E, diğer konuları yarın'a bıraktım. E, i̇lki birkaç gündür Türkiye'de sosyal ağlarda özellikle daha sonra da medyanın gündemine geldi. Gündem Eylem Tok. E, oğlu bir trafik kazasına karışıyor. Ölümlü bir trafik kazası ve sonrasında birkaç saat içerisinde apar topar e, yurdu terk ediyorlar. Annelik içgüdüsüyle yaptım diyor. Fakat tabii e, olay bir anlamda zararsız bir haberde olduğu için hani terörle mücadele boyutu yok, KHK boyutu yok, olağanüstü hal boyutu yok, şucu bucu boyutu yok neyse siyasi bir boyutu da yok. O Böyle olunca da patladı ve herkes konuşuyor. Herkes bir tarafından tutmaya çalışıyor. E, tam anlamıyla bir kriz yönetimi beceriksizliği var. E, buna bakacağız öncelikle. İşte bu havalimanında çıkarken ee, ...çocuğu kaçırıp hiçbir şey olmamış gibi yapmaya çalışan bir e, aile söz konusu. En son Star Haber'e konuşmuşlar. Kaçırmak falan yok diyor ama ortada kaçırma fiili var. Ee, kendisine yönelik iddiaları reddediyor. Yani orada insanları e, kazadan sonra e, yaralıları ölüme terk ettiği... E, ...işte delilleri kararttığı, onların telefonlarını topladığı falan gibi iddialar var. E, gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım oldukları siteye götürdüm diyor... Bilmiyoruz. Bütün bunların hepsi soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Herhangi bir şekilde kaçacağın bir şey yok diyor ama kaçmışsın. Ee... Sıcak bir konu var aileler yanıyor falan demiş ama çocuğumun güvende olmasını adil şekilde yargılanmasını istiyorum. Adalete güven duymadığını belirtmiş. Ülke bana desin ki kana kan yok o çocuğa karşı bir şey yapmayacağız adalet yerini bulacak falan. Yani bir biçimde adalette pazarlık yapıyor. Tabi o arada bir insan öldü. Oğuz Murat Acı 29 yaşında hayatını kaybetti ve bir aile yıkıldı tabir yerindeyse. Çocuk Timur Cihan Timur Timur Cihan Timur 17 yaşında 16 yaşında olduğu da ifade ediliyor. Bilmiyorum 16 veya 17 ehliyet olmadığı kesin. Ehliyetsiz e, ailesine ait veya babasına ait veya babasının şirketine ait bilmiyoruz. Porsche'siyle e, çıkmış ya aracı çalmış ya da izinle çıkmış bilmiyoruz. Yani aracı izinsiz almış olabilir bilmiyoruz. E, ve e, bir trafik kazasına sebebiyet vermiş. E, i̇lk uçakla da olaydan sonra toparlanıp kaçmışlar. Zannediyorum havaalanına geldiklerinde bulabildikleri ilk uçak Mısır olduğu için vizesiz gidebilecekleri Mısır'ı tercih etmişler Şu anda oradalar mı ondan da emin değiliz çünkü olmayabilirler Oradan da başka bir ülkeye geçmiş olabilirler bilmiyoruz Hürriyet tatile gider gibi kaçtılar manşetini atmış Hürriyet muhabirleri bu fotoğrafı dün çekti Porsche'nin çarptığı ATV'den kopan parçalar aradan geçen 6 güne rağmen hala olay yerindeydi Peki 6 gündür siz neredeydiniz? Yani olay 1 Mart'ta olmuş, fakat 1 Mart'tan sonra hani 1 Mart gecesi olmuş. 2 Mart'ta yok, 3 Mart'ta yok, 4 Mart'ta yok, 5 Mart'ta yok. Yani e, belki ben küçük internet sitelerinde veya küçük e, yerel basında falan çıkmış olabilir ama yok. Yani medya da haber yapmamış. Aile kaçarken zaten zannediyorum bunu e, planlıyor veya bunu düşünüyor. Yani biz gidelim bir süre konu kapansın, ondan sonra döneriz. Ya da işte yargıda yaparız şeyini döneriz. Fakat öyle olmadı. Ee, ölen kişi ve e, sosyal ağlardaki sosyal ağlarda olayın patlaması durumu bozdu. Tam anlamıyla büyük bir çuvallama ve kriz yönetimi beceriksizliği var. Ee, Kasalarda hiçbir şey olmayacaktı. Ne aileye bir şey olacaktı. Belki de çocuk tutuksuz yargılanacaktı. Yargıda yapacakları yapacaklardı şeyini ve e, olay kapanacaktı. Ama şu anda. E, kendi 15 dakikalarını yaşıyorlar ve bütün Türkiye'ye rezil olmuş durumdalar. İsimleri de deşifre oldu. İkisinin de bir anlamda anne oğul Türkiye hayatları bitti. Bundan sonra bununla anılacaklar çünkü. Çocuğun babasına da bitmiş olabilir. Çünkü onun da geriye doğru itibarı tartışmalı. Annenin itibarı tartışmalı. Geriye doğru. Bir sürü hakkında iddia var. Onlara bakmıyorum. Ülke medyası da kaybetti. Yani 5 gün sonra olay Twitter'a düşünce mi? haber yapılır yani. Neredesiniz siz? Ölümlü bir trafik kazası var filan falan. Bir Porsche gir, sürücüsü kaçmış falan. Bir bakarsınız değil mi? Yani gazetecilikte çuvallamış. Nereden baksan ee... her anlamda bir çuvallama hadisesi var. Kriz yönetimi beceriksizliği. Bazen paran oluyor ama krizi yönetemiyorsun işte böyle. Erdoğan'ın oğlu Tandüreke çarptı haber yeni bir haber değil. Milliyet'ten 13 Mayıs 1998 tarihli bir haber. Yani bundan 26 sene önce. 26 sene önce olmuştu bu olay. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, Türk sanat müziği sanatçısı Sevim Tanürek'e çarparak ölümüne yol açmıştı. Ve bu kaza da kapatılmıştı. Yani Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hatırlatılıyor ama aslında hatırlatılması gereken bu. Hatta bu olayı kapatanın da Mehmet Ağar, Mehmet Ağar olduğu söylenmiş. Ve Mehmet Ağar'a o gün bugün Erdoğan'ın minnet borcu olduğu ifade edilmişti. Tam olarak hikaye nedir bilmiyoruz ama ne ilk ne son. Türkiye'de 1998'de de bu oluyordu. 2024'te de benzer hadiseler oluyor, yaşanıyor. Bir diğer ikinci isim gündemdeki siyasi bir isim Burcu Köksal. CHP'yi karıştırdı ve CHP iki gündür bunu tartışıyor. Çok acayip, çok acayip bir konu. Sıradan bir isim değil. 25, 26, 27, 28. dönem yani hala hazırda da 4 dönemdir CHP milletvekili. CHP grup başkan vekili. Yani sıradan bir isim değil. Genel başkanın yakından tanıdığı bir isim. Genel başkanla Halef Selefler. Özgür Özel de daha önce grup başkan vekiliydi. Ve dört dönemdir milletvekili olduğu için de çok iyi tanıştıkları veya hatta arkadaş oldukları falan söylenebilir. Çok yakın oldukları söylenebilir. Yani Burcu Hanım Özgür Bey'i çok iyi biliyor. Özgür Bey de Burcu Hanım'ı çok iyi biliyor. Yani damdan düşmüş biri değil. Sokaktan geçerken çevrilip aday yapılmış biri değil Afyon'a. Zaten Afyon'da kazanamazsa milletvekili olarak pozisyonu devam edecek. Fakat enteresan bir şey oldu. Burcu Köksal Afyon'da seçim kampanyası yaparken seçildiğimde Afyon Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak diyerek DEM Partileri dışladı. Ötekileştirdi. Özgür Özel de onu düzeltti. Düzeltirken de çok ileri ifadeler kullandı. Burcu Başkan'dan selam getirdim. Orada küçük bir lisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Sonra da Burcu Köksal bunu da yalanladı. Dil sürçmesi sonucu değil. Verdiğim söz üzerine konuştum dedi. Yani sizin oturup muhalefet için bir şey yapmanıza gerek yok. Muhalefet her gün kendi, kendi açıklamalarıyla kendini bitiriyor. Acayip bir durum yani. Özgür Özel daha birkaç gün önce işte Türkiye'yi sevenlerden o istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan falan değil diyerek yaklaşık bir buçuk milyon erkek seçmeni, bedelli askerlikten yararlanan erkek seçmeni e, incitmişti. Çizmişti tabir yerindeyse. Acayip. Yani paranız var, pulunuz var, devasa binalarınız var. Hiç mi içinde iletişimciniz, kurumsal iletişimciniz, reklamcınız, PR'cınız falan yok yani. İşte medya kökenli olsun, iletişim kökenli olsun, belli bir profesyonel kalitesi olsun. Acayip yani. Aynı isim Burcu Köksal daha önce HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesi kararını yırtarak tepki göstermiş. Yani esasen ...Dem Parti çizgisine, HDP çizgisine yakın bir isim. Çünkü tepki gösterebilirsiniz ama kararı yırtarak tepki gösteriyorsanız... ...böyle bir şey olamaz diyorsunuz falan. Yani ee, yakın. Herhangi bir alerjisi yok Kürt siyasal hareketine. Ayrıca dil sürçmesi falan da değil. Daha önce yerel basında haber olmuş. Bakın bu haberin yayınlanma tarihi 31 Ocak 2024. Bugün 7 Mart. Yani 5 hafta önce... Kapım Dem Parti hariç herkese açık diye yerel Afyon haberde haber çıkmış. Girin sitesine bakın. Anlatıyor. İşte bak burada da şey var. Detaylı benim kapım Dem Partisi hariç herkese açık filan falan. Yani yeni değildir sürçmesi değil. Hep söylüyor kadın bunu. Fakat enteresan bir şekilde ayrıca şeyden sonra da konuşmaya devam ediyor. Özgür Özel'in dil sürçmesi çıkışından sonra da söylüyor. Tweet atmış. Açık ve net. Afyon Karahisar'ı demlilerle ve Parlarla yönetmeyeceğim diyor. Belki de bunu söyleyecekti. Yani bu e, Afyon'u ben e, CHP olarak yöneteceğim, partimle yöneteceğim, ben yöneteceğim, Burcu Köksal yönetecek. Başka partiyi sokmayacağım falan diyebilirdi. Ama Afyon belediye kapısından içeri demlileri sokmayacağım, dem partileri sokmayacağım deyince iş başka bir yere gitti. Şimdi orada ister istemez bir ötekileştirme, e, bir nefret bir dışlama falan devreye giriyor. Halbuki de şey ki burayı biz CHP olarak yöneteceğiz. Ekibimle beraber yöneteceğim. Bu ekibin içerisinde başka partiden insanlar olmayacak. Elbette DEM Partililer, Hüda Partililer veya AKP'liler veya ne bileyim MHP'liler falan olmayacak. CHP'ler olacak falan deseydi hiç böyle büyümezdi bu olay. Zaten söylemeye çalıştığı buydu. Fakat orada heyecanla Zannediyorum ağzından çıkan bu oldu. Yani operasyon falan diyorlar. Ben operasyona ihtimal vermiyorum. Yani neticede bu kadın dört dönemdir milletvekili, grup başkan vekili. Yani partide herhalde parti operasyon çekecek isimlerden biri değildir yani bilmiyorum. Yani neticede Afyon'da bir kampanya yapıyor. Karşı tarafta Dem Partisi üzerinden bir kampanya yapıyor. O da işte bunun böyle olmadığını söylerken ileri gitti. Ama dedim ya yani kriz yönetimi konusunda e, üslup konusunda, metin konusunda problemlerimiz var yani. Ya yani gerçekten var. Her şeyi operasyon gözüyle bakmamak lazım. İmamoğlu oğlu panikledi tabii. Şimdi sizin grup başkan vekili düzeyinde bir partiniz böyle söyleyince e, İmamoğlu da hazır dem parti işte Meral Danış Beştaş'ı göstermiş İstanbul'da. E, Başak Demirtaş olmamış falan. E, eli güçlü e, Ekrem İmamoğlu'nun Kürtlerden bana oy gelecek diye düşünüyor ama bir kendini bilmez CHP'li böyle konuşunca ne olacak diyor. Yani ve ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak demiş Burcu Köksal için. Şimdi yani biraz evvel anlattım Burcu Köksal sıradan bir işimde değil. <laughs> Dört dönem milletvekili grup başkan vekili. Ama muhtemelen onu kıza çekecekler bundan sonraki süreçte. Bu dil sürüşmesi falan, falan genel başkanı da çizdi. Neyse bakalım ne olacak. Yani Burcu Köksal düz milletvekili olarak belli ki devam edecek. Afyon seçimini de o gidişte herhalde alamayacak bilmiyorum. Görürüz, seçimden sonra bakarız ama büyük bir beceriksizlik, büyük bir kriz yönetimi beceriksizliği var. İşte burada Afyon Karaysar'da, İstanbul'da, olay öyle koptu. Dün Afyon'daydı 6 Mart'ta, Özgür Özel, birlikte kürsüye çıktılar Burcu Köksal'la filan. Orada şunu söylüyor, sarıyla da işaretledim. Uzun süre seçim yok, dönüp size bakacak kimse yok diyor Afyonlara hitap ederken. Yani hani şöyle bir şey var ya Ekrem İmamoğlu kazanırsa erken seçim ol olur mu? Yani Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa ne olur bilmiyorum ama herhalde erken seçim en son olacak şey olur. Ayrıca e, ana muhalefet dediğiniz ana muhalefet kaldı mı bilmiyorum yeni sistemde. E, Türkiye'nin ikinci partisinin CHP'nin başındakinin de böyle bir niyeti yok zaten. O bir şekilde 4 sene boyunca grup toplantısında esipi e, köpürerek seçim kampanyası da yapmayacak. İl il dolaşması da gerekmiyor. Haftalık grup toplantılarında bağırıp çağırarak siyaset yapmayı sürdürmek istiyor. Yani şey değil. Sorulara cevap veriyor. İşte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı diyor? Anket yaparız da İstanbul'u kazandıktan sonra yani ona ona verilen düzgün bir cevap da yok. Dedim ya. Yani milyonlarca dolar bütçesi var. Devasa binaları var ama içeride gelecek olası sorulara karşı cevap üreten bir ekip yok CHP'de. Genel başkan kendi kafasına göre konuşuyor. Acayip yani. Gerçekten. Bu işler ekip işi. Zaten satın almış adam. Uzun süre seçim de yok zaten ülkede. Dönüm size bakacak kimse de yok diyor. Yani ben de diyor seçim dolayısıyla geldim Afyon'a bir daha da gelmeyeceğim zaten diyor. Yani. Acayip. Yani gerçekten acayip. Önceki dönem CHP milletvekili Ünal Çeviköz paylaşmış. Son günlerde öne çıkan muhalefet siyasetinin söylemine bakıyorum. İnsan gerçekten hayret ediyor. Daha ne diyeyim demiş. Onun için yani bize, konuşanlara, kritik edenlere, eleştirenlere bir şey demeyin. Yani herkes kendi bacağına sıkıyor. Tabir yerindeyse yani. Acayip. Bakın yani VPN şirketleri bile Türkiye'yi düşünüyor. Yani önümüzde bir seçim var. Biliyoruz ki iktidar otokrat bir iktidar, iktidar ve devlet imkanlarıyla kampanya yapıyor ve o gün de elinden gelen ardına komuyor. İnterneti kesiyor, sosyal ağları kesiyor bilmem ne. Ben diyor Proton şirketi şu 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 ülkelere listesi de var orada Venezuela ile başlıyor. Lanet olsun Türkiye'de bu ülkelerin içinde. Neyse ki. Neyse ki diyor işte ben diyor size şey yapacağım. Ücretsiz VPN servisi vereceğim diyor. Yani internet kısıtlaması, yasaklaması olduğunda belli siteler falan. Benim hizmetimi kullan kullanarak sansürleri, engellemeleri aşabilirsiniz diyor. Bu pazar seçim olsa diye bir anket yayınlamış Metropol. Fakat ben bu ankete dikkatimi çeken şey şu. Anketin sonunda yeniden Refah'ın oyu 5.8'e tırmanırken e, Zafer Partisi, İşçi Partisi ve Memleket Partisi'ni görüyorsunuz ki Memleket Partisi'nin esamesi okunmuyor. Muharrem İnce nerede? araki ki bulasın. Ama ya saadet nerede? Deva nerede? Gelecek nerede? Yani bir me mecliste bir grup kurdular. İkinci grupta geliyor Deva Partisi'nin grubu. İşte 38-39 milletvekili aldılar. CHP listelerinden seçildiler. Meclise girdiler. Ya toplasan Deva, Gelecek ve Saadet'i yüzde bir etmiyor. Diğerin içindeler. Acayip. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti. Yeniden Refah'tan niçin ayrıldığını anlatan kişi partiye FETÖ'yü aldı falan demiş. Yani iktidar hep aynı kampanyayla, gazeteler aynı manşetlerle falan götürüyorlar. Değişen bir şey yok. Ama gündem şu. Ramazan geliyor yarın öbür gün. Hurmanın tanesi 15 lira. Bitti. Hurma taneyle satılıyor ve bir tanesini 15 liraya alıyorsunuz. Sadece bu grafik, bu kapak bile yeter yani. Lagaluga'ya gerek yok. Satrancın büyük ustası ki ben çocukluk yıllarından beri bilirim Kasparov. Putin muhalifi olduğu için terör listesine eklenmiş. Her yerde böyle durum. Herkes kendi muhalifini terör listesine ekliyor. Sonra da e, iadesini istiyor. Veya ne bileyim onu şeytanlaştırmaya çalışıyor. İçeride konuşulmasını istiyor. Şimdi Hakan Şükür örneği gelsin akla. İşte ismi kazınıyor. Listelerden, görüntülerden, belgesellerden o da öyle yani. Kasparov da kendi ülkesinin esasen milli değerlerinden biri çıkardığı şampiyonlardan biri ama öyle bakmıyor otoriter liderler. Bu da şeyden Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da 12 gazeteci tutuklanmış dün dünkü haber bu. Yani bakar mısınız yani hak haklarındaki suçlamalara baksanız terör vesaire. Hani al birini vur ötekine dönelim Türkiye'ye İhsan Siner 4 sene önce 2020 Kasım İstanbul Ümraniye ne bileyim Kağıthane gibi semtlerde arkadaşlarıyla ev tutup okulunu okumaya çalışan öğrencilerin evine baskın yapılıyor Boğaziçi, İTÜ İstanbul Üniversitesi öğrencileri var 36 öğrenci gözaltına alınıyor İhsan Siner de onlardan biri ve içeride tutuluyor ve Sevinç Özarslan e, paylaşmış akıl sağlığı yerinde değil diyor. Bugün bu videoyla manşeti kapatıyorum. Yarın tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. İhsan Siner 27 yaşında gencecik bir öğrenci hapiste akıl sağlığını yitirmek üzere 40 aydır Silivri 3 Noğlu cezaevinde tutuklu olan insan bundan tam 3 hafta önce bir salı günü bütün eşyalarını toplayıp koğuşun kapısına dayanıyor Beni buradan çıkarın, benim süren bitti diyor. Endişe verici, tuhaf tavırlar sergilediği için tabii ki hemen Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıyorlar. Ee, sakinleştirici yapılıyor. Ee, daha sonra, tetkik ve muayeneden sonra ağır ve böyle ciddi ilaçlar verilerek tekrar cezaevine gönderiliyor. Fakat cezaevi psikoloğu bu çocuğun hastanede tedavi altına alınması gerektiğini söyledi avukatına. Ama işte hastanenin doluluk oranı çok fazla ve daha ağır hastalara öncelik verildiği için şu an hastaneye insan yatırılamıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan İhsan, gencecik pırıl pırıl bir genç, eğer tutuklanmasaydı çoktan kendi hayatını kurmuş olacaktı, hayata atılmış olacaktı ve okulunu bitirmiş olacaktı. Eğitim, hem eğitim hakkı elinden alındı hem de sağlık ve yaşam hakkı şu anda ihlal ediliyor. Ve bu çocuğu sırf İstanbul'da arkadaşlarıyla tuttuğu bir öğrenci evinde kaldığı için terörist diye damgaladılar ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiler. Oysa hala cezası bile onanmadı. Yani işte 5 6 5 ay sonra tahliye olacak insan eğer tabii ki hukuk işlerse ve denetimli serbestlik hakkı verilirse. Fakat yani İhsan'ın bedeni, aklı, ruhu artık bu hukuksuzluğu kaldırıp kaldırmayacağı belli değil. İçine kapandı, kimseyle iletişim kurmuyor, insanlardan uzak duruyor, yemek yemiyor, çok da zayıf düşmüş durumda kilo vermiş. İlaç kullanmayı reddettiği için şu an hapishanede tedavi de olamıyor. Yani 40 aydır hapiste olan insan 5 aydaya dayanır değil mi? Ama İhsan artık dayanamıyor. Durumu iyi değil. Yani ne söylenebilir ki insan tutuklayan savcılar, hakimler hapiste olmasına kimse olduysa eğer onun başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Bundan sorumlu olmayacağınızı zannediyorsanız